Arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar bu bölümde, daha doğrusu ilk 7 dakikasında size bu yarımada, yani şu çalışanların olduğu bölümü nasıl güzelleştirdiğimi göstereceğim. Size demiştim iki ayrı bölüm yapmayı düşünüyorum, iki ayrı çekim. Fakat burada bu bölümde ikisini birleştirdim. Çünkü çekmiş olduğum video kısa. Kısa olmasının sebebi düşmüş olması. Oyun düştü. Tam da böyle çekim yaparken bir yerde düştü. Ondan sonra ben de 18 mi dakika ne çekmişti. Ben de dedim en iyisi bununla böyle bir kombine edeyim. İkisini beraber yayınlayayım. Bu arada diğerinden biraz da kestim. Çünkü hoşuma gitmeyen ya da sıkıcı olacağını düşündüğüm bazı yerlerini kestim. Ve bu ikisini böyle birleştirerek sunmaya karar verdim. Dediğim gibi ama eğer bu bölüm atmak isterseniz 20. dakikaya kadar ileri alabilirsiniz. Ama bu şurada, galiba ben çok ödeyeceğim bu arada, şimdiden özür dilerim. Ama şu anda eğer yani seyrettiğiniz yerde bu oyunla yapabileceğimiz şeyleri ya da mümkün olan şeyleri çok rahat görebiliyorsunuz. Toprağından tut taşına kadar her şeyini değiştirebiliyoruz. Yani bence çok güzel bir oyun. Mükemmel bir oyun ya. İnsan gerçekten hayal gücünü kullanıp her şeyi yapabiliyor. Minecraft demeyeyim de biraz şey yapmış olurum. Yine özledim bu arada. Biraz fazla abartmış olurum. Sonuçta Minecraft'ta yapabilecekler daha fazla. Bu arada hiç oynamadığım bir oyun. Sadece videolarını seyrettim. Ama gördüklerim, yani gördüğüm bazı videolar gerçekten inanılmaz. Ama grafik açısından bence elbette daha güzel. Ama dediğim gibi böyle bir oyunda zaten önemli olan grafik değil, insanın hayal gücünü kullanıp böyle güzel şeyler yapabilmesi. Gerçekten insanın hayal gücünü geliştiren bir oyun. Faydalı bir oyun. Ama pahalı da bir oyun. Ve Black Friday'de bile düşmedi fiyatı. Hazır konumuz Black Friday açılmışken arkadaşlar, Black Friday'yi fırsat bilip kendime bir bilgisayar aldım. Onun videosunu da çekmiştim. Belki de seyredeniniz olmuştur. Şunu bu yüzden tekrarlamak istiyorum. Olur ya, belki içinizden bilgisayar almak isteyeniz olursa, özellikleri hani merak eden olursa, mesela şu anda piyasadaki en iyi bilgisayar ya da fiyat bakımından en makul bilgisayar, fiyat ve alınabilir özellik leri karşılaştırmak istiyorum. Yani mesela şunu almak istersin ama işte nakit el vermez. Yani cebindeki para el vermez. Ona yakın bir bilgisayar almak istersin. Ya da olur ya, belki de parça parça alıp kendin yapmak istersin. O da mümkün. İşte bu videoda onlarla ilgili bilgi görebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi sadece şu anda kullandığım bilgisayarı değil, aynı zamanda gelecek olan ve şu anda piyasada en iyi olan bilgisayarlarla karşılaştım. Daha doğrusu bilgisayar değil de işlemci ve grafik kartıyla. Evet arkadaşlar, çünkü biliyorsunuz işlemci ve grafik kartı bir bilgisayar için en önemli olan parçalar. O videomda arkadaşlar şu anda kullandığım grafik kartını, bundan sonra kullanacağım grafik kartını ve aynı zamanda şu anda en güçlü olan grafik kartı arasındaki farkı göstereceğim. Kim bilir, belki de faydalı bulanlar olabilir. Çünkü eğer niyetiniz bir grafik kart almak istiyorsa, yani niyetiniz varsa öyle bir niyetiniz, fakat hesaplı bir şey arıyorsanız belki de faydası olabilir. Aynı şey işlemci için de geçerli. Yine aynı şekilde en güçlü olanını ve kendi işlemcimi bulamadım. Çünkü o kadar eski ki artık yok piyasada. Daha doğrusu hiç o şeylerde bile çıkmıyor. Hani o karşılaştırmalarda bile artık çıkmıyor. O yüzden o kadar eski yani. Ama bundan sonra kullanacağım ve en güçlü arasındaki farkı gösteren bir grafik de var. Orada çok şaşıracağız çünkü gerçekten arasındaki fark o kadar çok değil.
Ama fiyat farkı çok. Çünkü Intel ve o yüzden zaten AMD'ye geçtim. Çünkü bundan önce Intel kullanıyordum. i5 3550P ve aslında Intel almayı düşünüyordum. Fakat fiyatlar almış başını gidiyor. Özellikle Intel bölümünde. Ben de AMD Ryzen 7'ye karar verdim. 3800X sanırsam yarı yarıya fiyat. Ama şu anda piyasada bulunan zannedersem i9 990 9900K mıydı? Her neyse aradaki performans farkı %9. Yani hiçbir şey. Ama fiyat farkına gelince bir dünya var. O yüzden ben de AMD'ye karar verdim. Yani bu da 8 çekirdek, o da 8 çekirdek. O yüzden fazla bir fark görmeyeceğim. Yani bu bilgisayarla herhalde 3-5 sene rahat ederim ki bundan sonra zaten Google'a kalsa artık hiç bilgisayara gerek kalmayacak. Yani oyun bilgisayarına gerek kalmayacak. Herkes direkt en eski bilgisayarla bile laptopundan tut cep telefonuna bile artık en son çıkan oyunları oynayabilecek. Gerçi daha sürecek bunlar ama dediğim gibi zaten bu önümüzdeki 3-5 sene için geçerli bir söz. Onun dışında arkadaşlar biraz daha kendimle ilgili reklam yapayım. Şu andaki kanalımda 500'den fazla video var ve onlar arasında Türkçe dublaj yaptığım birçok oyun var. Mesela The Witcher. Herhalde bir 30 bölüm çektim. Hatta 40 mı? Hatırlamıyorum. 5, 4-5 sene oldu. Onların yani yarısından fazlasını Türkçe dublaj yaptım. Yaptığım ilk dublaj yaptığım ilk oyundu. Onun dışında Deponia oyunu var. Adventure oyunu. Monkey Island gibi bir oyun. Çok güzel bir oyun. İkinci bölümünü komple Türkçe yaptım. Yani 8 bölüm çektim. Bitirmedim maalesef. Çünkü çok uzundu ya. 5 saatim, her bölüm 5 saatimi alıyordu. Her bölüm 20 dakika sürmesine rağmen 5 saatimi alan bir uğraştı. Seyirci sayısı az olunca da ama belki hoşunuza gider seyrederseniz. Onun dışında Krallık oyunlarıydı galiba. O da yine böyle bir adventure oyunu. Tamamen Türkçe dublaj yaptım ki en iyi çalışmalarımdan bir tanesidir diyebilirim. Neyse arkadaşlar. Şimdi az sonra asıl videom başlayacak. Size iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kal demiyorum çünkü az sonra görüşeceğiz zaten. Merhaba arkadaşlar. Güncel Oyun'un sunduğu yeni bir Let's Play'le daha beraberiz. Şimdi arkadaşlar şurayı hatırladınız mı? Geçen bölümde bu ağaçlar ve şu şelaleler yoktu. Şu etrafta aşağı doğru akan şelaleler yoktu. Şimdi bunları ben ekledim arkadaşlar. Ve burada güzel bir yarımada yaptık. Aslında burası tam da hayvanların barınağının içinde bulunan çalışanların yaşayabildiği ve işlerini gördüğü bir alan diyeyim. Evet. Ama tabii şu anda öyle bir gözlemim yok. Çok daha güzel bir tatil adasına benziyor. Ama öyle değil. Burada herkes iş başında çalışıyor. Almış eline fırçasını dolaşıyor. Şimdi arkadaşlar, evet, isterseniz şimdi devam edelim çünkü hatırlarsanız daha yapılması gereken çok iş var. Daha çok çok işimiz var ve zamanımız az. Şimdi en son şuraya bir barınak hazırlamıştım. Buraya maymunlar gelecek. Ama gelebilmesi için şuraya öncelikle bir kapı yapacağım. Kapı. Nerede kapılar? Bariyerlerin olduğu yerde elbette. Şimdi kapımız. Hemen yanına tabii elbette çalışanlar için bazı şeyler yapmamız gerekiyor. Şimdi bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar elbette çalışanlar için nedir? Duvara mı yaslasın? Evet, duvara yaslayacağım bunu. Evet. Hayvan barınağına bakalım. Kıracağım yer.
çalışanlar için bir barınak. Hadi en küçüğünü alıyoruz. Yine en küçüğünü. İşte bari şu arada. Evet, burada biraz tehlikeli yaşayacaklar ama. Hadi bakalım. Ooo, çok tehlikeli yaşıyorsunuz arkadaşlar. Çok tehlikeli. Şimdi. Bir tane de elbette hayvanların alabileceği bir hayvanlar satın alabileceği bir barınak verebileceği. Çünkü yoksa nasıl gelsinler? Herhangi bir şey unuttuk mu? Bu daha mı iyi? Diğer küçükken şunu boş verelim. Siliyoruz bunu arkadaşlar. Hatta hepsini sildim. Çünkü arkadaşlar bunların ne olduğu aklıma gelmiyor. O yüzden alacağım. Şimdi özellikle çalışanlar için. Ufak bir şey. Bak böyle yapıyorum. Şunu da bir sileyim. Şunu da bir sileyim. Şimdi öncelikle çalışanlar için küçük bir şey. Tamam. Ondan sonra hayvan bakıcılar için. Yolu bağlanıyor çocuklar. Evet, bir alışveriş merkezi alan hayvanın alabileceği. Üst yapabilir miyim acaba? Neyse, bunu sonra deneyiz arkadaşlar. Öncelikle şimdi buraya hayvanlarımızı koyalım zaten. Amacımız önce hayvanlarımızı koyalım. Ondan sonra artık tamam, şimdi tane de doktor. Bunlar da çok büyük ya. Hepsi bile büyük. Küçük yani. Bunlar yapmışlar da çok doktor. Maşallah çok yer istiyor ha. Ohoho, çok tehlikeli yaşıyorsunuz. Arkadaşlar çok tehlikeli. Çok tehlikeli yaşıyor bunlar. Havaya asılacak. Aha, güzel de oldu. Oo, pahalı bir villa oldu. Var ya, çok pahalı bir villa oldu burası. Dur dur, biz buraya bir şeyler yaparız. Ama şimdi neyse, çalışanlarımızı alalım öncelikle. Öncelikle çalışanlarımızı alalım arkadaşlar. Evet, işçilerimizin hepsini aldık, çalışanlarımızın. Bu arada bunu kovdum. Bu hani temizlikle ilgilenen arkadaş ama burada şu anda gerekliyiz. Burada sadece teknisyene, doktora ve hayvan bakıcısına ihtiyacımız var. Şimdi hayvanlarımız gelebilir. Ne demiştik? Buraya maymun getirecektik dedik arkadaşlar. Burada eğer öneriniz varsa hayvanlarla ilgili yapabilirsiniz. Fil de sonra alabiliriz ama şimdilik maymun. Ha, şöyle bir şey. Bonobo. Bu erkek 24 yaşında. Bu 23 yaşında. Nice. Hadi bir bundan olsun. Getir bakayım buraya. Bonobo. Şimdi bir tane de şundan alalım. Hadi bakalım. İki tane nasıl? Bunlar büyük gruplar halinde yaşar herhalde. Daha alalım. Hiç olsun. Getirin bakayım buraya arkadaşlar. Şimdi.
Ne oldu, geliyorlar mı? O sırada biraz daha yaşanabilir hale getirebiliriz aslında. Yalnız önce gelselerdi, nasıl şeyler seviyorlar, ona göre bir şeyler yapsaydık. Şimdi arkadaşlar, evet, maymunlarımız gelecek. Biraz hızlandıralım, biraz hızlandıralım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, maymunlarımız da şu anda geliyor. Bir tanesi içeride ve hemen ne ihtiyaçları var ona bakalım. Lan üstte geldiniz. Şimdi biraz hareket et bakayım. Hiç iyi değil. Nesi eksik? Ağaç eksik. Su ihtiyacı yok. Ama bol bol ağaç istiyor. Ne tür ağaç istiyor peki? Öncelikle biraz ot yapalım buraya aslında. Böyle. Hop, tamam. Uzun da işte. Uzun.